Seferihisar Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer Bey'leyiz. Bugünkü etkinliği nasıl değerlendiriyorsunuz Tunç Bey? Yani sempozyum çok boşluğu hissedilen, eksikliği hissedilen bir sempozyumdu. O nedenle kutluyorum. Düşünüldüğü için, böyle bir organizasyon gerçekleştirdiği için çok büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani bisikletle barışmamızın, bisiklet kültürünün yaygınlaştırılmasının. Çünkü hani her derde deva bir şey bisiklet. Yani çevre sorunlarına, obeziteye, spora, ulaşıma, enerji sorununa, yani daha çoğaltılabilir başlıkları. Ve bu kadar kıymetli bir şeyin hayatımızda daha çok yaygın, daha çok kullanılan bir şey haline gelmesini arzu ediyor insan. İşte bu tür toplantılarda bunun fikrinin, altyapısının oluşmasına katkı veriyor. Kesinlikle. Baktığımız zaman aslında toplumda bisiklete çok büyük bir ihtiyaç var. Kesinlikle. Bu trafik açısından da böyle. Tabii ki Seferihisar Belediyesi de bisiklete büyük bir yatırım yapıyor. Hatta arkamızda şu an Starlight var. Seferihisar Belediyesi tarafından yaptırılan. Bunu biraz anlatsak. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü. Onların öncülüğünde gerçekleşti. Biz sadece onlar için bir zemin olduk. Onların projelerini hayata geçirecekleri bir platform yarattık. İyi bir çalışma oldu. Şimdi bunu ticarileştirmek için de çalışıyor arkadaşlarımız. Ticarileşmesi, yaygınlaşması sonucunu doğuracak. Uzak Doğu'da çok kullanılan bir şey, benzerleri. Avrupa'da da kullanılmaya başlandı. Evet. Ama bizimkinin hepsinden fazlası, hepsinden daha değerli olan yanı üzerindeki fotovoltaik panel. Çünkü o panel sayesinde yokuşta pedal çevirmeniz gerekmiyor. Çok yorulduğunuz zaman pedal çevirmeniz gerekmiyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Sayın Emin Müftüoğlu Bey'leyiz. Emin Bey, bugünkü etkinliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugünkü etkinlik her açıdan çok önemli. Yani bisiklet kültürünün gelişmesiyle ilgili çok önemli bir adım. Çok çok önemsiyorum. Çünkü üniversitelerimiz, hocalarımız herhangi bir konuya el atmadığı sürece o konunun gelişmesi, büyümesi, ilerlemesi mümkün olmadı. Zaten bilim tarafından saptanmış bir şey. Onun için bugünkü aşama, yani bu sempozyum bundan sonraki bisiklet kültürünün ülkemize gelişmesiyle ilgili çok önemli bir adım. Yani algının oluşmasıyla ilgili hani yoğurdun var ya mayası. Evet. Ben yoğurdun mayası olarak görüyorum burayı. İleride hakikaten çok büyük bisiklet kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir çalıştay. Şimdi İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Süleyman Bey ile birlikteyiz. Süleyman Bey, bugünkü etkinliği nasıl anlatacaksınız? Öncelikle bu etkinlikte iki şeyden dolayı mutluyuz. Birincisi, ilk defa bisikletin sadece konuşulacağı bir sempozyumun yapılmış olması. İkincisi ise İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün de bu sempozyuma davet edilmesi ve sempozyumda yerinde alması. Baktığımız zaman emniyet açısından bisiklet, yani trafik açısından bisikletin önemi nedir? Sizden alalım. Biz 8 ay önce bir çalışma başlattık. İl Emniyet Müdürümüz Sayın Celal Uzunkay'ın talimatlarıyla İzmir'e gelir gelmez. Beyaz Kırlangıçlar Projesi. Bunu daha önce Bursa'da da yapmıştık. İkincisini burada gerçekleştiriyoruz. Bisikletle ilgili bu projenin temel amacı, bisikletin artık ulaşımda yerini alması gerektiğine dair bir farkındalık yaratmak. Bu bir farkındalık projesi. Bisikletin sağlık ve çevreyle ilgili olan yararlarının ortaya konulması. Bisiklet trafik polisleri vasıtasıyla bisiklet yollarında en çok rastlanan sorun olan kullanıcı odaklı ve güvenli bisiklet yollarının oluşturulması konusunda hem denetim bağlamında hem de yerel idareler işbirliği bağlamında hizmet üretilmesi. Sempozyumun en küçük misafiriyle birlikteyiz aslında. İsmin ne senin? Kaan. Kaan. Peki bisiklet kullanmayı seviyor musun Kaan? Evet. Zaten sahnede de çok güzel bisiklet sürdün sen. Biz izledik seni. Çok beğendik. Evet. Sürekli kask takıyor musun peki? Evet. Herkese tavsiye edelim o zaman, değil mi? Hı hı. Tamam o zaman. Bir daha sür bakalım, nasıl sürdüğüne bakalım biz seni. Bisiklet kullanmayı seviyorum. Birinci bisikleti alacağım.